Herkese selamlar. Bugün sizlere CSGO'da nasıl FPS'inizi artırabileceğinizi, FPS droplarınızı nasıl daha az hale getirebileceğinizi, aynı zamanda FPS göstergesini CSGO içinde nasıl açabileceğinizi oyun içinde göstereceğim. Öncelikle bilgisayar ayarlarımızdan başlayacağız. Ben de yedek laptopuna girdim çünkü bunda daha düşük FPS alıyoruz şu anda. Bu FPS'i sizlere oyun içinde başta göstereceğim. Sonrasında nasıl değiştiğini de görmeniz için, ne kadar arttığını görmeniz için sizlerle bir örnek olacak arkadaşlar. Tüm yaptıklarımı da açıklamaya çalışacağım. Neden bunu yaptığımızı size söylemeye çalışacağım. Öncelikle başlamadan önce geri yükleme noktası oluşturmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu tek tek açıklamayacağım. Geri yükleme noktası oluşturmanız gerekiyor. Bir tane oluştura basıp zaten isme giriyorsunuz. Sonrasında sistem geri yüklemeden tekrar o geri yüklemeye girebilirsiniz. Mesela biz bu ayarları yaptık. Siz dediniz ki benim bilgisayarım bence eskiden daha iyiydi. Hemen geri yükleme noktasına basarak bundan önceki ayarlarınızı, bilgisayarınızı döndürebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz emeğimin karşılığı olarak like atıp abone olursanız beni mutlu ederseniz, böyle defalarca söyleyip sizi sıkmak istemiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Grafik ayarlarıyla başlayalım arkadaşlar. Grafik ayarlarına girdikten sonra burada bunu açık yapacağız. Bu olay ne? Bilgisayarınızın herhangi bir uygulamaya öncelik vermesi ve bu uygulamayı açtığında yüksek performans mı sergilesin, yoksa daha biraz daha düşük performanslı olarak mı bu uygulamayı açsın? Tek tek seçebiliyorsunuz. Reset'e bastıktan sonra burada nasıl bulacaksınız oyunu onu göstereyim. Yerel diskçeye ya da işte nerede kuruluysa sizin oyununuz, oraya basacaksınız. Sonrasında program dosyalarına geleceksiniz. Buradan Steam'i bulacaksınız. Steam'den sonra arkadaşlar Steam Apps diye bir şey olacak, onu bulacaksınız. Buradan Common, buradan CSGO, şunu seçiyorsunuz, ekleye basıyorsunuz. Bunun üstüne burada bitmedi. Üstüne bastıktan sonra seçeneklere geliyorsunuz ve yüksek performansa basıyorsunuz. Bakın burada güç tasarrufu derseniz işlemcinize biniyor. Yüksek performansa verirseniz de burada ekran kartınız devreye giriyor ve ekran kartı tabii ki oyunda daha etkili olacaktır. Grafik performansı için ne tercih ediyorsunuz? Yüksek performans, kaydet, açık ve bilgisayarınızı yeniden başlatıp hemen gelin arkadaşlar devam edelim. Sonrasında yüzde temp yüzde yapalım. Bu da arkadaşlar, bunlar temel ayarlardır. Bu arada biraz önce yaptığımız bayağı fark edecek bir ayar ama bunlar temel ayarlardır, onu söyleyeyim. Oyun içinde yapacağımız ayarlar FPS'i çok daha fazla fark ettirecek. Buradaki bütün dosyaları seçiyorsunuz CTRL A yaparak. CTRL D ile ya da şöyle sağ tıklayarak silebilirsiniz. Bakın hepsi silindi. Bilgisayarınızdaki gereksiz dosyalar da bu şekilde silinmiş oldu arkadaşlar. Geri dönüşüm kutusuna gidip bunların hepsini silin. Bakın 477 tane bilgisayarınızı boşa meşgul eden dosya. Yani ben yakın zamanda yapmış olmama rağmen bayağı var gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim önemli noktalardan bir diğerine. MSConfig yazdıktan sonra bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ön yüklemeye geliyorsunuz. Gelişmiş seçeneklere basıyorsunuz. Ben biraz hızlı anlatıyorum bu arada. Yetişemiyorsanız videoyu biraz daha yavaş 0.75 falan yapabilirsiniz. İşlemci sayısını burada arkadaşlar bunu açıklamak istiyorum. İşlemci sayısını 8 yapmanız tabii ki performansınızı çok daha arttırır arkadaşlar. Ama buradaki işlemci sayısının olayı aslında bilgisayarınızın, evet yani şöyle düşünün, ne kadar fazla çalışırsa, ne kadar fazla yorulursa bilgisayarınız tabii ki işlemciniz o kadar hızlı eskiyecektir bir yandan, ama tabii ki daha iyi bir performans alacaksınız. Çok daha fazla fark yaratacaktır işlemci sayısını 8'de kullanmanız. Eğer yapmak isterseniz bunu 8 yapıp tamama basabilirsiniz. Ben bu bilgisayarını da yapmamışım. 1'de de kullanmıyorsunuz. Hiç tik atmıyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle bilgisayarınız yine bir işlemcide kullanmıyor tabii ki. Buradaki olay otomatik olarak kendisi o anki işte performansa göre işlemci sayısını ayarlıyor arkadaşlar. Bunu da yapmayı unutmayın. Bunu işte uygula dedikten sonra kapatabilirsiniz ayar yaptıktan sonra. Diğer ayarlarımıza gelirim hemen. Görev yöneticisini açtıktan sonra burada başlangıç var. Başlangıç sizin bilgisayarınızın açılma, kapanma ve arka planda çalışan dosyalarınızı oldukça etkileyen bir faktördür. Buradaki arkadaşlar gereksiz, hani ilk açıldığında bilgisayar geliyor ya, Steam, Discord tarzı uygulamalar. Bunları devre dışı bırakın arkadaşlar. Bakın sağ tıklıyoruz. Sonrasında şu en üstte devre dışı bırak çıkacak sizde. Aynen böyle, bakın. Devre dışı bırak çıkacak. Onları tıklayın arkadaşlar. Hatta ben de şunları devre dışı bırakayım.
Yani isterseniz kullandınız, çok hani ben zaten her açtığımda bu uygulamayı açıyorum diyorsanız etkinleştir yapabilirsiniz birkaç tanesini, ama dediğim gibi böyle çok fazla hepsi ilk açıldığında olursa hem bilgisayarınızın açılma hızı yavaşlar, hem de arka planda çalışan uygulamalar oyun performansınızı daha düşüğe çeker arkadaşlar. Gelelim ekran kartı ayarlarından GeForce Experience'a. Eğer bunu indirmediyseniz kesinlikle indirin arkadaşlar. Gerçekten çok yararlı bir uygulama. Hem de eğer kayıt falan almak istiyorsanız buradan çok basit tek tuşla hem de FPS'iniz düşmeden kayıt alabilirsiniz. Öncelikle burada güncellemeniz varsa sürücülerden güncellemeyi yapın. Bakın 14 Mart'ta mesela bir güncelleme gelmiş 2 gün önce, ben yapmamışım. Bu güncellemeleri kesinlikle yapın arkadaşlar. Sonrasında oyununuza gelin. Ayrıntılara basın burada. Yüklenmesi biraz sürebilir. Sonrasında ayarlara basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kalite ve performans var. Bunu eğer bilgisayarınız iyi değilse bence tamamen performans alıp uygulaya basmanızda fayda var. Burada farklılık görülecektir arkadaşlar. Uygulamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim oyun içi ayarlarımıza. Oyun içi ayarlarımızdaki FPS farkını sizlere zaten açıp göstereceğim tek tek. Geldik şimdi oyun içi ayarlar arkadaşlar. Gerçekten oyun içi ayarlarda bayağı bir farklılık olacak. Göreceksiniz zaten sizde. Bakın FPS'imiz şu anda 70. Gerçekten 70 artık bu dönemde pek artık oyunu oynanabilecek bir FPS değil. Oyun içine girdiğinizde bu FPS yine hani 85-90'ları görecektir ama yine de çok az arkadaşlar. Öncelikle FPS'inizi nasıl artacaksınız onu göstereyim. Net Ultra Graph yazıp 1 yazarsanız açılır arkadaşlar. İşte bunu Net Ultra Graph yazıp 0 yazarsanız da kapanır. Bunu açtıktan sonra ayarlarınızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Tek tek buraya açıklayacağım. Hepsini uygulamanızı öneririm. Zaten hepsinin ne işe yaradığı tek tek yazıyor. Ben yine açıklayacağım. Arka plan manzarasının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bilgisayar monitörü dedik zaten laptop olduğu için benim. Şimdi bakın burada bir oyundaki FPS en fazla etkileyen şeylerden birisi çözünürlüktür. Çözünürlük 4'e 3 olduğunda, görüntü oranı 4'e 3 olduğunda FPS'iniz daha yüksek olur. Ama laptopsa bu bence biraz problem yaratıyor. Tam ekran falan yapmanız gerekiyor. Hatta göstereyim, şöyle yapıyor işte. Değişiklikleri uygula dediğinizde bu şekilde oluyor. Bunu yapabiliyorsunuz bu arada. Başka videolar da var, onlara bakabilirsiniz. Ama ben 16'ya 9 iken zaten size artırabileceğiniz şekilde tarif edeceğim şimdi arkadaşlar. Bakın 71 FPS'teyiz, unutmayalım. Çözünürlüğünüzü ne kadar düşük yaparsanız o kadar iyi arkadaşlar. Ama 1300'e işte 768 falan yapabilirsiniz. Bunlar çok fazla şey olmayacaktır. 1360'a 768 görüntü modu tam ekran. Şimdi dizüstü enerji tasarrufunu kesinlikle kapalı yapmanız gerekiyor. Bakın pil gücünü korumak ve oynayabileceğin süreyi arttırmak için düşük çerçevede çalışır diyor. Devre dışı yaptık. Gölge kalitesi çok düşük olsun. Düşük olsun doku akışı. Zaten bunlar tabii ki gördüğünüz gibi objelerin birden ortaya çıkmasını azaltmak performansı arttırabilir diye yazmış. Bunları düşük yapacağız. Yani oyunda aslında çok da fazla etkilemiyor sizi. Doku akışı devre dışı olsun. Shader detayı ortaya da düşük yapabilirsiniz. Biz düşükte deneyelim. Kontrastını arttır, yine devre dışı olacak. Çoklu CPU kullanımı en önemli ayarlardan birisi. Kesinlikle etkin olacak. Eğer bunu devre dışı yaparsanız şurada gördüğünüz 70 bile yani 30-40'lara düşebilir. Bu arada bu ayarları daha uygulamadık. Şimdi FPS'imizi göstereceğiz zaten. Keskinliği yumuşatma modunu arkadaşlar yok yapabilirsiniz. 2 yapabilirsiniz. Yani otomatikte de ben otomatikte bırakacağım ama tabii ki düşük olması bir tık daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bakın arttırmak ekran kartı performansını düşürebilir. Gerçi ben size gösteriyorum. Ben de 2 yapayım. Ondan sonra keskinliği yumuşatma devre dışı olsun arkadaşlar. Doku filtreleme modu kesinlikle 2 doğrusal süzmede kalsın. 2 eşitleme devre dışı, hareket hızı devre dışı, üçlü monitör modu devre dışı. Aynı şekilde bu da arkadaşlar gölgelendirici kullan da devre dışı olsun. Takılmaları azaltır ancak bazı kullanıcılardaki performansı düşürebilir diyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bir de sesle ilgili bir şey var. Bunu yapıp yapmamak size kalmış. Bakın şu gelişmiş 3B ses işletmesi var ya. Bunu arkadaşlar hayır yaparsanız FPS'iniz daha fazla olur ama ses kasmanız da biraz zorlaşır. Onu da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada
bunu kaydetmemişim. Ben hemen aynılarını yapıp kaydedeyim. Size göstereyim. Evet arkadaşlar, aynısını yaptığım değişiklikleri uygula dedim. Bak, FPS'imiz 120'lere kadar çıktı. Mesela bu 120 FPS, şimdi biraz önce yaptığımız ayarların çoğu arkadaşlar oyuna girdiğinizde aktif olan ayarlardır. Bakın şimdi başlat diyelim, hemen bir oyun içinde size göstereyim. Oyun içinde de 70 FPS aldığınız şey bir 150'lere kadar falan çıkacak. Hemen oyun içine geçelim. Başlangıç ekranımızda 363 FPS'leri gördü. 240 FPS şu anda gördüğünüz gibi. Gayet iyi yani, 70 FPS'ten 240 FPS'e hareketliyken tabii ki biraz daha düşük olacak FPS'imiz. Hemen bir tarafa geçelim zaten size göstermek için. Gireceğim arkadaşlar. Bakın şimdi oyun içindeyiz. Birini izlerken bile 150 FPS'lere çıkıyor FPS'imiz. Gördüğüm kadarıyla da 140'ın 139'un falan altına düşmüyor. Bakın 160'ları gördü şu anda. 160 FPS falan, laptop 200 gördü biraz önce. Laptop için falan hiç fena değil arkadaşlar bence. Siz de bu ayarları yapabilirsiniz. Ben sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Oyun içinde gösterseydim de zaten yani kendim oynarken de göstersem hemen hemen 160-170'lerde oluyor arkadaşlar bu bilgisayarda. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sorularınızı yorumlarda cevaplayabilirim. Dilerseniz daha ayrıntılı bir şey sormak için Discord'da da gelebilirsiniz. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.